tahta bulurdum böyle bir tane, giderdim onu masa yapardım falan, her şey çok kötü. Sonra yani artık iyice böyle çöp ev gibi olurdu her evim. Buna birazcık dikkat ediyorum. Şu an böyle eşinin çok... bir noktada yumruğu masaya koyması çok iyi oldu. Bir şey değil, iyi oldu. Anneanne ben üşüyorum falan olduğu zaman, Allah'ım bir tane daha. O zaman bir tane daha be, bitmiyor. Hani anneanne onlar nerede ki falan. Açık sonsuz var evde onlarda. Hani duştan banyodan çıktığında evet. Öndeki avlu mu? Evet. Aynen. Güzel. Olar. Düşersin. Şey, ayakkabılarını böyle terliğin ters yamuk olması. Yamuk koyma. Çünkü kötü gözüküyor oğlum. Demezdi de. Ne derdi ki? Şey, kavga çıkar. Ya kavga çıkar. Kavga çıkar derdi. Arkadaşlar herkes hoş geldi. Koçtaş Adası'ndan yapmış olduğumuz Yaşayan Evler programının ilk bölümü. İlk bölüm dedik. Tabii ki kim alacaktık ilk bölümde arkadaşlar? Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Ya çok teşekkür ederim. Şu şıklığa, şu rockstarlığa yemin ederim yani harika bir ilk bölüm olacak. Ve sonrasında burada kimleri ağırlayacağız kim bilir. Arkadaşlar kısaca bahsetmek gerekirse Koçtaş'ın podcast kanallarından, yani bunlar nedir? İşte Spotify olsun, efendim söyleyeyim SoundCloud olsun. Apple Müzik olsun, iTunes olsun, podcast'in kralı da burada. En çok dinlenen podcast'lardan biri, olağanüstü. Dinlemeyen varsa aptallık etmenin vakti değil. Hemen açıp bu çocuğun podcast'lerini dinleyin. En komik, en iyilerden biri. Ve şimdi de Koçtaş'ın podcast kanalında ayrıca yayınlanacak. Ve siz bunu buradan tabii doğal olarak nereden izliyorsunuz? YouTube'dan. Şimdi neler olacak bu programda? Yaşayan Evler adı üstünde gelen konuklarımızın evlerini ne kadar yaşayıp yaşamadığını öğreneceğiz. Burada şimdi artık açıp er meydanı bakalım senin evin ne durumda onu açalım. Ben yaşıyorum yaşamıyorum. Aynen öyle. Peki. Şimdi neyle başlıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Gelen konuğumuza bir dakika süre veriyoruz. Bir dakika içinde Can Bonomo'muz bize evini anlatacak. Bir dakika süresi var. Kapıdan içeri girmesiyle değerli hakemimiz Fırat Aydınus şu anda süreyi başlattı galibaysa. Evet. Girdim mi eve? Yok sen başla. Koçtaş Adası'ndan herkese merhaba. İnşallah adayı terk etmem. Kardeşim, şey olmaz. Burası bir Survivor görüşme aynen. Odası çünkü. Aynen. Aklımın İnşallah gözüküyor. Ateşin hiç sönmez Can. Çok dikkatli İnşallah, ol İnşallah çok teşekkürler. Hemen evime girdim başladım. Girdim. Kapıdan içeri girdin şu anda. Girdim. Kapıdan içeri girdim. Evet. Ters dubleks. Falan güzel. Terimler kullanacağım. Berjer, kombi falan bunların hepsi var. Girdim içeri. Solda ayakkabılarımız, ne onun adı? Portmanto. Zigon. Aynen portmanto. Zigon. Burada şey var, salon var. Güzel. Koltuk, televizyon. Orada yemek masası var. Sağ taraf mutfak. Tamam. Hemen burada küçük bir tane tuvalet de var. Aa, güzel misafir. Aynen. Kedilerin kumu mu? Köpeğin maması. Güzel. Aynen. Hey, aynen. Biliyorsun. Girdik. Aşağıda merdiven. İndim aşağı doğru. Ne göreyim? Misafir odası var karşıda. Sol tarafta bir giyinme odası var. Walk-in closet. Bunlar çok aynen. Yaşanıyor. Kalite be. Evde kalite. Anladın mı? Gerçek bir rockstar ve oyuncu. Sağ abi. Döndün. Karşı tarafta hemen baktım spor odası var bir tane. Buradan gittik. Bir tane daha tuvalet gibi var. Buradan sola dönüyorsun. Ebeveyn banyosu, odası, yatak. Bitti. Hadi bakalım. Ebeveyn de bitti. Yatamadık. Ne kaldı? O kadar aslında. Yani yatak odası, yatak odasının içerisinde yatak odası var. O kadar. Yatak odası. Ay tamam artık. Okey. Çok çok iyi yerde bitti. Peki arkadaşlar şimdi şöyle bir Can Bonomo'muzun bakalım çocukluğunda, hafızasında kalan evler nasıldı? Duygusu nasıldı? Ona ne hissettirdi? Merak ettiğimiz sorular var. İlk ile başlıyorum. Lütfen. Çocukluğunla ilgili hatırladığın ilk ev. Evet. Büyüdüğüm ev yani. Nasıldı tamam. Yani? Evet. Bu arada büyüdüğün ev değil. Mesela atıyorum şey olabilir. Kapıdan girdin. Saçma. Öyle değil abi. Şey gibi bir şey de olabilir abi. Mesela atıyorum bir çocukluk arkadaşının evidir. Ya da bir anneannenin evidir, babaannenin evidir. Öyle bir şey de i̇şte olabilir. İşte hemen anneannemin evi geldi. Benim şey de hep böyle olur. Evet. Aynen. Güzel. Nostalji. Tabii ki. Anneannemin evi. Bir tane... çok tatlıydı ya. Nasıldı? Apartman dairesi miydi? O zaman yani dediğim bu işte 90'ların... ortası falan gibi. Çok küçüğüm ben o zamanlar. Ve o zaman bile hani anneanne evleri böyle bir 15-20 sene geriden geliyordu. Bu da demek oluyor ki ev böyle bir 100 yani 1960'lar evi falan gibi gözüküyordu yani. Müthiş. Değil mi aslında yani? Yok abi şu an bize göre inanılmaz iyi evet, yani. Evet. Işte İzmir'de böyle, miydi? İzmir'deydi. Böyle tiftikli işte şey halı anladın mı? Hani
Türk değişik ev ya. Anladın mı? Hani böyle burası burada yaşlı insanlar yaşıyor. Kokusu falan. Kokusu. Aynen, kokusu zaten. Koku ya. Aynen. Bir de o koku böyle bir %60 değişmeyen bir koku ve %40 her gün pişen yemeğe göre bir... Gerçekten öyle. Aynen bir aroma esans durumu oluyordu. Peki mobilyaları falan mesela hani şey miydi yani? Ama hani burada rahat oturulmuyor ya. Ya şuraya bir... Her yerde yastık vardı. Saçmalama. Saçma. Ve çok sert yastık seviyordu anneanne. Ve nefret ediyordum o yüzden gittiğimde orada kaldığımda taşın üstünde yatıyoruz artık. Anneanne bu ne falan. Senin odan var mıydı evde? Ha yoktu. Ama bir tane misafir odası var. Dayımın eski odası. Güzel. Orada kalıyordum ben. İşte ama işte balya balya yastıklar vardı böyle çok sert. Onu hatırlıyorum. Bir de çok eski battaniyeler vardı böyle. Of acayip kalın. Yani çok kalın. 5 dakika üstüne sarsan ter içinde kalırsın. Ter içinde kalıyorsun. Bir de kışın diyelim hani garip bir şekilde yetmiyor da yani o. Çünkü yazın mümkün değil onun altına giremezsin. Gerçek gün. Aynen. Anneanne ben üşüyorum falan olduğu zaman bir tane daha. O zaman bir tane daha ve bitmiyor. Hani anneanne onlar nerede ki falan. Açık sonsuz var evde onlardan. Abi eskilerin yani dip bucağı sıkıştırdığı şeylere akıl almaz bir şey gerçekten. Şu an biz hurç. Yapamayız yani. Hurç gezen şekilde. Baza, hurç. Aynen baza. Baza aynen. Baza var şimdi. Güzel. Yani, şimdi bu evde senin bazan var baza mı? Baza hayat kurtarıyor. Yoksa hemen koçtaşlarını isteyelim kardeşim göndersin. Aynen. Eve bir baza göndersin. Koçtaş'a gidiyorum bazen çünkü ben evimi çok seviyorum. Ay güzel. Tamam. Peki evde yani ilk şarkı söylediğin an hatırlıyor musun? Çocukluğunda ilk şarkı söylediğin an. Hayır, ilk şarkı söylediğimi hatırlamıyorum. Ama hani arada söylerdim şarkı yani. Küçüklüğünde. Evet, evet. Çünkü evet. Gitar çalıyordum. Tamam. Oha, kendi odanda o zaman değil mi? Evin herhalde orasında söylüyordum. Ha, şey, gitar dersi alırdım bir dönem Zafer abi vardı. Bizim anneannemizin komşusu. Anneannemin komşusu. Ondan sonra Zafer abi gelirdi, işte bir saat, bir buçuk saat gitar öğretirdi bana. İlk gitarda çalıp söylediğim şarkı da Hekimoğlu. Çok kötü. Saçma iş. Saçma iş ama hani o dönem çünkü akor şeyleri ne denir tabları mı vardı işte metotları vardı onlar yazardı böyle orada hani bakıp işte 8 yaşında bir tane bana düşün böyle hani hekim olacaklar falan diye takılıyordum böyle. Kardeşim inşallah dizisine soundtrack yaparsın bu şarkı inşallah. Aynen. Bunu değil mi? Aynen bu şekilde. Yaşadığın evlerden ya yani artık geldin İstanbul'dasın bir bekar evi furyasına girdin. Yaşadığın evlerden en çok hangi evi hatırlıyorsun? En iyi hangisini hatırlıyorsun? Bir tane çok spesifik ve net olarak çok sevdiğim için hatırladığım bir ev var. Çünkü çok güzel anılar var orada. Tam böyle ilk, neredeydi sen? Cihangir'deydi. Cihangir'de zaten 10 tane falan evdi. Ben çok taşındım. Ha. Çok taşındım. Bir garip oldu. Yani hep böyle bir taşınmam gerekti falan. Orada da böyle bir sene falan durmuşumdur. Hadi belki bir buçuk sene olsun. Küçüktü çok. Ama her şey yerli yerindeydi. Yani var öyle evler hakikaten. Sistemim vardı böyle anladın mı? Hani orada tam öyle oluyor. Kuzey Avrupa stili yani her aynen, şey yerli. Çok tatlıydı. Yani. Orayı çok seviyordum. İlk bu arada İstanbul'a geldiğimde ama o benim evim değildi. Bir tane akrabamızın home ofisinde. Ay çok kötü. O çok kötü. Çek yatağı açmak mı? O bayağı şey Avrupa yakasındaki Tanrı verdi artık. Ay çok kötü. O çok tatlı. Tanrı verdi mi? Aynen. Çek yat da yoktu. Deri koltuk vardı. Ay çok kötü. Deri koltuktu. Gerçekten uyunmuyor ama. Yani. Peki Can'cığım hayalindeki evi bize tarif eder misin? Gerçekten şu anda bak sınırsız bir paran olduğunu düşün. Harbi tamam mı? Mi? Sınırsızsın. Tamam. Vaktin var mı? Var. Şöyle bak. Hatta bir git bak şimdi. Şöyle şunu da düşünelim. Ev, ortam ve yer. Atıyorum göl kenarı, at, dağ başı falan. Neler? At hayvan olarak dedin zaten. Göl kenarı hayır. Şehir içinde. Şehir içinde. Ama bekle. Şey... Ön tarafı şehir içinde. Ha güzel. Ha, güzel. Çok büyük. Sınırsızsın ya. At ne olursun ya. Aynen. Ya biraz evet şehir dışı olabilir. Kanki Hıdır Ellez Dileği gibi düşün. Şehrin keşmekeşinden uzakta diyeceğim şimdi sen. Büyük tamam. Büyük. Anladın mı? Öyle bir şey ama hani atladın arabaya da 20 dakikaya da istediğin yerdesin. Harika. Ama helikopter pisti de var önünde. Çok iyi hani, abi daha da olsun. Ama hani karbon salınımı hani... Hani kibar davrandığım zaman. Yok elektrikli hani, helikopter kanki. Helal. Elektrikli helikopter. Çıkmış abi şeytanın adamın parası var. Gelmedi. Ne alakası var? Aynen. Güzel. Elektrikli aynen helikopter pistim de orada hemen duruyor. Düz ayak. Dubleks istemezsin. Ha, o öyle mi oluyor? Ya ne istersen ne demek kanki? Hayır düz ayak. Ben terimleri vakıf değilim. Düz ayak tabii düz ayak dediğin düz dubleks ayak. Olmayan demek. Ben zaten kapıyı açtım girdim yani. Ne alakası var? Niye düz ayak olsun o? Abi bilmiyorum. Her yere girdim mi girersin kanka? Evet. Evet. Düz ayak ne yani? Düz ayak, düz ayak demek. Merdiven yok içinde. Aynen. Yanlış. Hayır evet. Merdiven var. Tabii ki. Daha da aşağıda iniyor yukarıda çıkıyor. Güzel belki falan. Belki asansör de okay. Var.
Peki tarz olarak mesela atıyorum ne bileyim mesela İtalya Floransa evlerinden mi? Aynen, yoksa Art mesela New York Soho evlerinden işte, mi? Aa, hangi kont yaşıyor burada? Falan. Ay sana çok yakışır kanka. Kont Dracula'nın şeyi ay sana ne kadar yakışır. Der misin? Böyle şey freskler, gargoyalılar falan var. Müthiş. Uy, müthiş. Ben korkarım vazgeçtim şimdi. Yıktık evi. Aynen. Tamam Art Deco oldu böyle. Aman çok tatlı küçük bir böyle ne o? Çardağı var. Oy ne diyorsun? Kış bahçesi kendi, mi? Kış bahçesi ay, de var. Ay çok güzel ya. Kendi domatesimi, biberimi de ekeceğim emekliliğim geldiği zaman. Terasım da var. Terasım da var. Havuzum da var. Bir şey sanırım hamamın her şeyim her var. Her şeyim var ve çok iki güzel. Tane var hepsinden. Abi inanılmaz misafir içinde var arkadaşlar. Hep beraber cana yatıya gidiyoruz o eve. Ama az eşya. Ha. Tabii çok değil. Hadi canım o minimalizm yani senin. Bir tık minimalist yani. Çünkü o yani aman da eşya üstüne falan bir basıyor. Ara sıra. Okay. Daha böyle az. Hani neyin nerede olduğu çok belli. Hem de böyle daha geniş. Karmaşık da değil. Geniş. Renkler beyaz koyu renk. Şey böyle işte Sovyet böyle ne olur yani kırmızı siyah beyaz olacak böyle bütün. Müthiş. Tat. Hani tek böyle aman da burada renkli bir şey varmış. O kırmızı bir tek. Geri kalanları renksiz. Çok güzel ya. Ay harika bir ev. Şimdiden gözümüzün önüne gelmiştir arkadaşlar. Peki, 100 milyon dolar falan bir ateş edebilirseniz bana. Arkadaşlar Fongogo'dan de... açıyoruz şu anda. Fonu açıyoruz. Başlatıyoruz karşıma. Herkes birer lira atsa her Can Bonomo hayranı. Aynen. Şu evde oturuyorsun şu an biliyor musun? Aynen hiç sorun yok. Ben 5 attım. Bu programa ilk geldin ya. 5 lira yattım sana. Aynen. Peki ev deyince aklına gelen 3 kelime. Ev deyince... 3 kelime. Aynen. Huzur. Güzel. Yemek. Neden? Bilmem. Boğa burcusun çünkü. Daha ne olabilir aynen, başka? Olabilir. Ve dinlenmek ya. Yani hakikaten. Işte, öyle bir alanın değil mi senin bir de orası? Şarj olmak. Yoğun bir dönemin olduğu için tabii. Turnelesi. Bir de evde yani işte evet, o var bu var. İşte aman da otobüste uyuduk. Bu sefer de orada. Ay kıyamam ya. Falan. İşte eve geldiğin zaman evdeyim 48 saat ay, boyunca evet falan şov ya. Oluyor. Tamam müthiş. Yakın zamanda evde neyi değiştirdin? Ha ne bir dakika bekle. Daha bugün sabunluktaki sabun bitti ve onu doldurdum o bir şey mi? Tabii ki. O da oldu. Aynen. Güzel. Aa, harika ya. Hiç bunu böyle kurmamıştık ama bence daha tatlı oldu bu böyle. Evet okay. Güzel. Tamam gayet iyi. Ay seni yerim ya sabundan sabun mu koydun? Aynen. Ay can çok ya bir de gerizekalının o pipeti kısa tamam mı? Ya var orada sabun. Gerizekalı ver bana benim sabunumla vermiyorsun. Bir de o rezillik yaşanır da kapağı açılır dökersin. Aynen bir de bu sefer sıvı sabun. Kalan pembeydi. Evet. Elini doldurdum beyaz. Abi renkler karıştı. Ya, karışmadı da. Üstüne bindi. Garip de oldu. Hoşuma da gitti. Biri gül kokulu biri vanilya kokulu. Aynen. Ama işte o vanilya bittiği zaman güle gelmiyor sopa yetmiyor. Ne oğlum bir dibe çöküş ay. Her şeyi konuşuyoruz. Bu da internet yani. İnanılmaz gerçekten. Peki bu bölümün son sorusunu soruyorum. Benim en sevdiğim soru. Bir dizi veya filmden aklında en çok kalan ev hangisiydi? Böyle ikonik. Ha bak çok daha yeni Succession'ı izlediğim için. Uf. Orada ama hangisinin evi? Adamın evi mi? Şeyin. Logan Brian Cox'un evi mi? Aynen öyle. Babanın evi bir yani. Tane ama ben de daha da anlamadım. Bunların bin tane evi var ya. Bu böyle New York'ta olmayan adamın evi. Brian yani. Cox'un evi. Evet evet. Çok hayvan gibi koridorları olan New York'ta değil mi? Upuzun yani. Böyle her koridorun 6-7 odalı falan karşılıklı. Tablolar mablolar işte yani her elini attığın yer. Para filan hani o. Çok iyi. Çok ilgi çekiciydi. Peki arkadaşlar şimdi bilmeyenler için söyleyelim. Can Bonomo'muzun podcast kanalının dışında artık kendi kliplerini çekmeye başladı biliyor musunuz? Bu çocuk yönetmen aynen, oldu. Aynen bu çocuk evet. Ya büyüdü de. Yeni albüm de çıktı. Yeni albüm çıktı. Okey nasıl gidiyor biraz ondan bahsedelim. Tamam. Çok güzel gidiyor. Ay senin hevesini yerim yönetmenlik hocam ya. Can hocam ya. Evet. Kestik 3-2-1 yakışır. Aynen sessizlik. Wow. Ha, Ruhum Bela albümün adı. O albümün adını taşıyan şarkıyı aynen çektim. Klibi ilk çektiğim. Nasıl geçti oydu. Hakikaten? Nasıl bir tecrübeydi bu arada? Çok zevkliydi. Çünkü hep zaten bizim bütün kliplerimizde hani ben çekeyim çekmeyeyim hep eş dost. Tabii ki. Gelip işte ben de oynayacağım falan gibi. Ay o kadar oluyor. Güzel ki çünkü bütün kliplerin ya. Çok mersi ya. Çok teşekkürler. Müthiş. Bayağı bayılıyorum. Başkan böyle, Ali Baba. Hiç unutamadığım klipler bunlar Türkiye'de. Çok mersi. O böyle o kolektif coşkudan peydahlanan bir bence güzellik oluyor orada o. Biz çünkü ay çok klişe. Biz hakikaten çok eğleniyoruz yani çekerken izleyiciye doğru geçiyor. Tamam mı? Aile gibi misiniz sette? Aynen aile çok gibi iyi. Hissetti. Ya hakikaten böyle eş dost olduğu zaman şey de çok oluyor bence. Klip çekmek birazcık böyle meşakkatli bir iş ya sabah giriyorsun 6'da işte bilmem kaça kadar falan.
tanımadığın insanlar olursa düşersin orada. Bence de. Ve hoca da şey diyemeyebilir hani siz onu bir de böyle yaptınız şöyle yaptınız falan filan hani milletin yüzü düşünce zor olur. Ama eşin dostu olunca çalış lan. Tabii ki. Oluyor birazcık. Bir de şey ya, ya sürekli o aynı şarkıyla bir gün geçiriyorsun o ya. O sınav. Yani o insan yemin ederim kendinden soğur ya. Çok garip bir his. Ben ilk çektiğim klipte bir bakalım zaten neye engel oldum dedim. Bu şarkı yani bu klibi çekerken şarkıyı çok az dinleyeceğiz arkadaşlar. Çok iyi fikirmiş. Evet. Çünkü kusuyorsun gerçekten. Çok kötü, çok kötü. Evet. İnsan kendi yani, şarkısından soğuyor. Evet, soğuyor ya. Yani evet. Orada için maruz kalıyormuşsun gibi oluyor. Peki. Ona da dikkat edelim. Devam edecek misin? Evet evet. Şimdi yeni bir tane klip çekiyorum. 20 Şubat'ta sete giriyoruz. Kendi şarkına yine. Kendi şarkıma. Albümden değil, yeni bir tane single. İlk defa da senin programında haberini veriyorum. Ya arkadaşlar, yaşayan evlerimizin güzel sıcacık yuvalığına bakın ya. Aynen, yani burada konuşulmayanlar konuşuluyor. Peki başkalarına çekmeyi düşünüyor musun? Ben en çok onu merak ediyorum. Olur, olabilir. Bence olur. Olmalı ya. Olur olur, neden olmasın? Yani şey, ben sinema mezunuyum zaten. Evet biliyorum. Ve hiç bırakmadım sinemayla, yani bir ucundan hep tuttum. İşte bir senaryo ekibinin parçasıyım hala. Hala böyle sinema var hayatımda. Kendi işimi yapmayı hayal ediyorum çok uzun zamandır ve klip bence çok güzel bir başlangıç çok, bunun için. Evet. Belki sonra bir kısa film falan. Falan olabilir. Cancığım bir de seninle bahsetmek istediğim durum podcast'in. Evet. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bir hatırlatalım. Podcast'in adı, ne sıklıkla yapıyorsun ve içeriği ve kimlerle? Bir 4 sene kadar önce falan başladı. 5 sene falan oldu. O tarz. İnanamıyorum senin o dönemden keşfettiğine bu işi. Ama ben 12 senedir falan radyo yapıyorum zaten. Yani İstanbul'a ben ilk geldiğimde radyoculuk yapmaya başladım. İşte Radyo Class No. 1, işte NTV, N101'de falan. Çok uzun süre radyo programcılığı yaptım. Ve çok çok sevdiğim bir şey benim. Arkadaşlarımla haydi bunu hadi bir radyo programı yapalım falan dediğimizi ilk Rock FM'de yaptık o tazmiyi. Ondan sonra podcast başladı. Türkiye'de yoktu. Amerika'da böyle yeni yeni başlamıştı o zaman. Biz şahlandırırız Türkiye'de podcast'i be falan dedik. Gerçekten doğru. O dönem oldu. Azıcık dinleniyordu. Sonra ama hakikaten patladı podcast. Çok güzel bir şey oldu. Çok. Tabii ki. Ve şu anda hala değerleniyor. Çok özgür yani. Ve harika bir platform evet, bence. Harika bir şey kesinlikle. Peki bilmeyen arkadaşlar için bir adını alalım podcast'ın. O tarz mı? O tarz mı? Çok o tarz. Bir de Podcast ya Maceraları diye bir programımız daha var. Bir daha söyle. Podcast ya Maceraları. Orada şey Dungeons and Dragons oynuyoruz. Daha birazcık böyle radyo tiyatrosu gibi. Bir siz Big Bang Theory misiniz lan? İnanamıyorum biz size. Biz çok seviyoruz işleri. Sen baya nerd bir tip aynen. Misin ya Can? İnanılmaz tamam güzel. O tarz mı? Türkiye'nin en çok dinlenen podcast arkadaşlar. Gerçekten podcast ya da Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci podcast. bununu da ne yapayım bu podcast gururla programında? Gururla söylüyoruz. Bu yaptığımızda inşallah üçüncü olsun arkadaşlar. İnşallah. Diyelim. Peki bir şey soracağım. O tarz mı? Kimlerle yapıyorsun? Sevgili Can Temiz ve Bengi Apak'la yapıyorum. Bengi Apak müthiş. Bizim Sarp'ın eşi. Aa saçmalama. Aynen. Aa müthiş. Ay Bengi'm benim ya. Aynen müthiş öyle. Bayılırım Bengi'ye. Onlarla beraber yapıyorum işte. İşte çok senedir pazartesi ve perşembeleri yayınlıyorum. Konuk alıyor musunuz? Alıyoruz. En ay son... beni de alın ya bir gün. Gel. Vallahi çok gelirim. Isterim. Ben çok isterim. Melikşah da geldi. Güzel. İrem Sak da en son konuğumuz. Harika. Eşimiz dostumuz geliyor işte böyle. Çok keyifli bir program. Çok iyi tamam. Ben de çok isterim gelmek. Şimdiden hayırlı olsun. Ve yani zaten bizim hayırlı olsun. Durumumuz yok arkadaşlar. Adam kopmuş gidiyor yani. Peki şimdi arkadaşlar bir evin bölümleri köşemize başlıyoruz. Evdeki favori yerin neresi? Evdeki favori yerim bak nasıl neresi orası? Ya salonda bir tane benim koltuğum var. Tamam. O da bir şey koltuk o. Böyle hani ayak uzatma şeyi falan da var. Ha şu. Yok o değil o değil. Onu benim eşim hiç sevmiyor onları ya. Ben de hiç sevmem bu arada. Çok bence. Fransa'daki Joe ile Chandler bağlatıyor. Aynen. Big boy. Evet. Mükemmel bir şeydir o ama işte. PlayStation'da falan ne rahatlıktır. Yani. hiç estetik değil gerçekten evet, değil ya. Yani. Aman o estetik de bizi mahvetti. Bu cool'luk da estetik de bizi mahvetti hepsi ya. Ulan diyene bakın arkadaşlar. İkon gibi gelmiş buraya. Çok estetik güzel. Mahvetti bizi diyor. Ulan bunu söyleyecek adam sen misin? Ya çok mersi saçmalıyorsun. Evet. Evdeki favori yerin için salon diyebilir miyiz? Evet salon. Tamam. Peki şimdi salonla başlıyoruz o zaman. Film izlerken koltukta uyuyakalır mısın? Film izlerken koltukta nadiren. Ha mutlaka bir noktadan sonra uykun geldi mi geçer aynen, misin yatağa? Ha öyle mi? Geçerim. Kalk yerine yat olur yani. Peki salonda kitaplık var mı? Salonda kitaplık yok. Güzel. Peki kitaplık nerede? Kitaplık nerede?
Kitaplık aşağıda misafir odasında bir tane böyle kütüphane çok tatlı bir şey var. Bir de benim kitaplarım ofisimde zaten. Ha okey. Benim asıl merak ettiğim şu. Kitaplığına mesela guilty pleasure'larını koyuyor musun yoksa sadece mesela Afon Fisli yazarlar? Ay canım. Yani Green'in 50 tonlu okusan koyuyor musun ne, oraya? Dev koyuyorum çok orada. Çok iyi. Ama Allah'tan onları hep Kindle'dan okuduğum için. Kaçak değil mi orada? Aynen sorulmuyor. Hayır yani... çünkü... Peki duvarları salonda nasıl kullanıyorsunuz? Yani mesela tablo, heykel, figür mü, illüstrasyon, güzel tablolar? Ha tamam. Tablolar var. Ha okey. Tablo değil mi bayağı ressam, iyi ressamlardan? Satın alınmış mı? Hayır öyle de var. Güzel. Ama şey de var. Hani Öykü çok güzel çizimler yapıyor. Sen ciddi misin ya? Acayip hem de. Aa çok güzel. Aa ne diyorsun tabii ya? Tabii çok güzel şeyler yapıyor. Lan şuraya bir hediye getiremediniz mi bir tane? Ve getirmedim. Oğlum getir de şuraya asalım vallahi ya. Vallahi da getirebilirim. Hakikaten öyle. Her gelen konuktan bundan sonra bir şey isteyip buraya arkadaşlar bu flamingoları kaldırıyoruz. Çok beğenmemize rağmen konuklarımızın şeylerini asacağız buraya. Aynen. Vallahi gönderirim bir tane. Birçok onun tablosu var evde. Aa ne diyorsun vallahi, o derece. Evet, çok güzel, evet, ay harikuladeymiş. Bir de birkaç tane böyle sevdiğimiz işte beğendiğimiz tablolar falan var. Çok güzel. Yemek masası var mı salonda? Var tabii. Aa müthiş. Hayır bazen aa, böyle... Olmaz mı? Ya ne bileyim ben de yok. Düşününce yemek masası yok yani. Bir yemek masası değil o. Çalışma masası olarak. Ha mesela yani bu arada yani bir masa üzerinde ne yapıyorsan hayır, mesela onun atıyorum, masası oluyor. Kalabalık geldik yemeğe size. Var yemek masası yemek var. Yemek masasındayız. Tabii var. Peki yemek masası uzun var. Oturmayı sever misiniz yemek masasında? Yani yoksa... İkimizken mi? Hayır yani mesela atıyorum geldik kalabalık 10 kişi yemek yedik hani şey tipler vardır ya. 5 saat otururuz. Hemen toplayımcılar var bir de böyle o... Kalan çöplerle böyle çöplenmek arada falan. Çöplenmek zaten ha, o. Aynen. Evet. O sürer. Yani bir yemeğe oturduk diyelim saat 8'de başladık yemeğe. 12'de falan hala masadayız. Oo, çok iyi. Ay müthiş bayılırım. Bir de çok severiz biz yemek yapmayı. Öyleymiş kardeşim. Az sonra mutfak bölümüne geldiğimizde aynen şey yapmıyoruz o zaman. Spoil etmeyelim aynen. Şimdi. Salonda kendi tasarladığın ya da dönüştürdüğün bir obje var mı? Benim kendi tasarladığım ve dönüştürdüğüm her obje benim ofisimde artık. Sen ciddi misin? Çünkü karım istemiyor evde. Arkadaşlar mükemmel. Öykü sana şimdiden helal olsun. Seni şimdiden çok sevdim ya. Harika abi net kurallar koyulmuş yani bu yok. Aynen, abuk sabuk objeler yok. Peki ne var mesela senin ofiste tuttuğun? Ofisimde dolayısıyla benim düş dünyam gibi oldu bu yüzden müthiş, sadece. Müthiş. Yani o kadar da yani öyle düşünme. Eve yakın mı? Eve çok yakın. Her şey orada. Yani benim bütün zaten kendi illüstrasyonlarım, çizimlerim, onlarım, bunlarım da orada. Sen de yapıyorsun canım. Evet evet. Ay harika ya. Kitaplarım zaten bütün kütüphanem orada. Evde böyle biriktiği zaman çünkü evde de okuyorum bir takım şeyler. Onu koyduk oraya falan filan. Çok biriktimi alıyorum götürüyorum falan filan. Ne var en abuk subuk? Ya mesela atıyorum yani şu puftur da sen bunu saksı yapmışsındır mesela gibi. Öyle deli deli şeyleri üniversite zamanında çok yapardım. Tahta bulurdum böyle bir tane giderdim onu masa yapardım falan her şey çok kötü. Sonra yani artık iyice böyle çöp ev gibi olurdu her evim. Buna birazcık dikkat ediyorum. Şu an eşinin çok... bir noktada yumruğu masaya koyması çok iyi olmuş. Bir şey değil, iyi oldu. Sen hiç bu yani o ipin ucu verilecek adam değilsin. Aynen aynen. Ki. Yani çocuk evi gibi oluyor. Çok saçma. Yani o da hoş olmuyordu. Şimdi şeyim var çok Varlık dergisinin ilk sayısı var bende mesela. İlk sayısı. Aynen. Onu ofisime astım. Hatta işte bunu ben işte edindiğim zaman zar zor bir şekilde Öykü dedi ki hani bunu dedi eve dedi, koyabilirsin dedim hayır koymuyorum. Şimdi de sen koyma lan. Ben koymuyorum şimdi işte. Şimdi de sen koyma evet. Aynen peki. Arkadaşlar geldik mutfağa. Şimdi Can Boğa'mız biliyorsunuz nereden bileceksiniz Boğa Burcu. Boğa Burcu ne demek? Evi inanılmaz sever demek. Harika yemek yapar demek. Bu klişe bozulmadı. Can'cığım maalesef öğrendik. Ben inanılmaz yemek yapıyormuş. İnanırsın. Yani bunu Can yapmış olamaz falan gibi değil yani. Ha öyle mi? Yani, yemek yani yapıyorum. Ececiğim doğru mu bu? Can yapmış olamaz. Aa Ececiğim. Ben dinliyorum. Ece Çelebioğlu arkadaşlar. Kadın da taptı aramızda, canımızın değerli menajeri. Peki, yemek yapar mısın sorusunu cevabına ne sıklıkta yaparsın? Ya haftada bir gün, iki gün falan dışarıda yeriz. Onu da dışarıda yeriz yani. Eve böyle çok nadiren yemek söylenir. Biz kendimiz yaparız. Ay ne diyorsun ya, harika. Demek ki mutfakta bayağı zaman geçiyor sizin. Tabii tabii. Süper. Peki, gereken her şey mutfakta elinin altında mı? Yani şöyle gibi düşün. Mesela atıyorum, biz oturuyoruz akşamüstü 5. Ulan bir mercimekli köfte yapalım dedik. Mesela mercimek falan var mı mesela? Yaparsın. Yoksa hani şeyde tipler olur ya, gerektiğinde alışveriş yapan. Yok. Yani buzdolabı mesela tam takırdır ama bir şey ihtiyaç olduğunu alır. Yani buzdolabı dolu mu? O dolu dolu. Yani şey, o mercimek köftesine şimdi girsek yaparız mesela. Ha o kadar. Ama gıcık yemek
zor. Hani onun hayır tabii ki o ne almak lazım falanlardan bahsetmiyorum. Yok yani fasulye yapacağız, laps yapalım. Tabii, dan diye çıkar. Çok iyi. Ay harikaymış. Kullanmaktan en çok keyif aldığın teknolojik alet hangisi mutfakta? Ya çok saçma iş ya. Soğan doğrayıcı bir tane. Rondo mu? Değil işte. Nasıl bu drrrr değil. Değil ya. İpli bu, ipli ya. Nasıl ipli? Ya, bu çok kötü. Nasıl ya? Böyle 3 liralık falan bir alet bu. Vapurlarda satılan. Aynen. Yani o 1 milyonculardan zaten aşağı yukarı. İşte böyle bir yemek yapılacağı zaman işte ne denir ona? Diced soğan gerekecek mesela. Öykü de diyor ki hani medeni insan gibi şunu rondoda çek istiyorsan falan filan. Ben diyorum ki bunu temizlemesi daha kolay. Allah. Ay, dörde bölüyorum şu anda. Neler anlatıyor insan görüyor musun? Muhabbete gelince. Onu böyle bak hırt 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 diye çektikçe o dönüyor. Jileti. Dönünce ne oluyor kanka? Yuvarlak çıkarıyor. Soğanı doğru. Hayır. İnce düşünme. Bunu böyle hani bir tane böyle ikili jilet var. Böyle ton ton helikopter gibi düşün. Tamam. Prensibel. Dönüyor. Mahvediyor soğanı içindeki. Ufacık yapıyor. Sonra hani yaptın biraz sallıyorsun tekrar yapıyorsun falan filan. Cancım niye? Dökün. Niye rondo değil? Kolay temizleniyor. Rondo şimdi rondoyu aldın onun ayrı onu koydun. O abi rondonun falan. Temizliği çok zor hakikaten. İş o iş. Pervane temizliği çok zor arkadaşlar. Kurudun mu hiç çıkmaz aklınızda olsun. Aynen. Verdiğin bilgiye gördüm. Bak. Tek bilgi bildiği. Mutfakla ilgili. Peki devam ediyoruz. Mutfaktayız arkadaşlar. Hala mutfaktayız. Buzdolabında olmazsa olmaz dediğin 3 şey. Hemen söylüyorum. Elma. Aa ciddi. Tabii. Yeşil kırmızı. Kırmızı. Sert yumuşak. Sert. Amasya. 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 Süt. Başka ne olmazsa olmaz. Yani soda bir de olmazsa olmaz. Sen bir yoğurt dersin diye bekledim soda. Mesela bir İzmirli olarak. İlginç. Yoğurt. Ama yok. Yani. Yoğurtçu gibi bir halin var senin çünkü. Bir. Hayır yok yemekte tabii ki canım. Yani o kadar belli ki. Dün akşam cacık vuruldu mesela. Anladın hemen mı? Tabii yani, ki ya. Bunlar var yani yoğurt zaten. Güzel. Ama soda dedik, elma dedik ve süt dedik laktozsuz. Aynen. Müthiş, harika. Peki mutfaktaki son sorumuz arkadaşlar. Bu arada videonun altına sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yazın. Bir dahaki programlarda gelen konuklarımıza soralım. Bulaşıkları biriktirip mi yıkıyorsun? Yoksa hemen anında yedim, laps, yıkadım, kaldırdım. O değişiyor. Hani öyle bir disiplin yani çünkü yani böyle hani Nizamiye gibi de yaşanmaz ya. Nizamiye. Hani bazen de şey olur hani mesela hani yersin atarsın yani. Lavaboya. Gençten hani orada artık böyle girdin ve gözünü rahatsız etti ve gerçekten yapacak hiçbir işin yoksa onu aldın artık dizdin makineye falan gibi. Bazen de bak bu sabah öyleydi mesela. Müsli yedim ben. Yedim. Kaşığımı şöyle bir sudan geçirdim. Koydum hemen makineye. Kurumasın diye aynen. Aynen. Tabağı da şöyle bir öğrettin ona. Yalandan. Bir de kendini insan nasıl yetişkin gibi hissediyor onu yaptığı zaman? Abi aynı şeyi hissettim. Oluyor mu? İnanılmaz bir saçmalık, evet. Böyle oluyor. Hani bak, evet. Müslümü de yedim. Hani yapmam gereken yerde de yaptım. Aynen. Hani işte şimdi dünyayı tekrar... Ay ben onu bayağı yemek yaptığımda hissediyorum. Çünkü inanılmaz nadir yemek yapıyorum. Ve böyle yemek yaptığım zaman ay bir yetişkin gibiyim ya. Ben kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Abi yılda bir kere. Peki arkadaşlar geldik. İntim yerlere doğru gidiyoruz evin içinde. İnine gireceğiz bu çocuğun. Banyoya geldik. Banyo. Duş senin için uzun uzun böyle keyif yaptığın bir yer mi? Yoksa hani böyle gir çık mı? Çok nadiren uzun uzun da yani buruşana kadar durmam ben. Onu sordum. Hayır, evet. Çünkü yani her sabah işte spor yapıyorum. Sonra duşa giriyorum ve oradan da işte ofise gideceğim ya da işte ne işim varsa oraya gideceğim falan. Hani duş için ayrılan sürenin sonuna hızlıca geliyoruz yani. Tabii evet. Girdim bir, çıktım yani. Ay evet. Dur bir de şöyle bir falan filan. Ben mesela suyun altında böyle saatlerce duranlar vardır ya. Mesela ben duramam öyleyim. Da. Evet ben dururum. Yani evet. Soğuk suda yıkanıyorum bir de. Ha ne diyorsun? Evet. Çok, yaz kış. Çok tavsiye ederim. Yaz kış. Evet kesinlikle. Kanki mümkün değil. Ben yazın sıcak suyla yıkanıyorum. Ama çok iyi bir şey. Ne diyorsun ya? Tabii canım. Alışabiliyor musun? Alışıyorsun. İnsan alışıyor mu yani ona? İnsan alışıyor bence. Çünkü evet ben de çok sevmiyordum ilk başta. Sonra ama böyle oldu. Ay çok ilginç ya. Hiç mesela benim yani yazın bile bilmediğim bir şey o yani. Yazın bile ben bir çıt sıcak. Yazın iki kere falan duş alınıyor. Tabii. Ben çok seviyorum bile. Yani suyu mu? Yıkanmak aynen. Çok güzel bir şey.
Peki duş alırken müzik? Ya. Bir bluetooth hoparlörü duş kabinin yanına koy. Ya düşünsene. O böyle ay bir sistemimi kurayım şimdi diye bir 10 dakika vakit harcıyorsun. Duşta da 10 dakika duruyorsun zaten. Söylüyorsun. Attığın taş ürkütün kuşu sen değmiyor. Ay yani. Benimkini bir gör ya. Hoparlörler geliyor. Spotify'da duş listesi açılıyor. Shuffle'a basılıyor. Peki tuvalette bir şeyler okur musun? Ya. Affedersiniz arkadaşlar, sürenin uzun olduğu tuvaletlerde diye sorayım. Evet, yok. Kitap, dergi filan. Okey. Bazı arkadaşlarım çok seviyor. Ben anlamam da onu. Ne kadar uzun süre duruyorsun orada? Yani. Oğlum yaşayan var ya, benim babam. Hayır. Oturur saatlerce, 1,5 saat oturur. İnanılmaz, gazeteyi oturur bitirir yani, ekonomi sayfasını bitirir. Mümkün değil. Ben bir şey bulamadım mı deterjan arkası okurum. Mutlaka bir şey okumam lazım Allah yani. Allah Allah. Mutlaka. Sabunun arkasını okurum. İçindekileri okurum yani. Peki ayak havlusu kullanıyor musunuz? Ne o? ayak havlusu. Aynen. Tabi. Yani duştan banyodan çıktığında evet. Öndeki havlu mu? Evet. Aynen. Güzel. O var. Düşersin. o değil mi? Hayatın, düşersin hakikaten. Seni hayata bağlayan havlu. Evet. Aynen. Bir de kardeşim o şey çok kötüdür. Çıplak ayak iz kalır. Ay. Parkinson iz kalır. Sinir bozar. Buz gibi. Çok kötü. Aynen. Banyo ürünleri dışarıda dağınık mı durur yoksa bir dolapta derli toplu mu? Banyo ürünleri nedir? Açalım. Deterjan. İşte onlar hep o tip yerlerde durur ya banyoda. O deterjanlar metajanlar kilerde duruyor. Ha harikulade. Ya temizlik ürünleri. Köpeğin mamasının olduğu yerde mi? Hayır canım, köpeğin mamasının kral ailesi o. Havalı yerde duruyor. Kafada duruyor yani bizim. Falan. Şeyler işte hani Amanda işte yüzümü sabunladım kremledimler. Ha, olur şeyde, tamam dolapta. Aynen düzenli. Dolapta. Duş. Ürünleri de duşta şeyler var. Üçgen, duvara monte. Raflar. Ah müthiş, çok güzel. Evet, ay onlar bayağı rahatlatıyor onlar. Ya. Müthiş, tamam. Peki banyoda dekoratif ürünler kullanır mısınız? Ne tablo filan. Duvarlara asarsın ya, poster falan. Değil mi? Tablo var. Çok severim ya ben. Tuvalet. Oluyor. Yani... Banyoya fotoğraf asmak filan mesela harika bir şey bence. Okey. Bir de zaten ne yani, o da evim... Ya antipatik olur çıplak olsa olur. Bence de. Falan. Evet, orası yani, bir oda gibi yani çünkü banyoda. Dersen banyoda. İstiyor dersin yani. Değil mi? Okey, güzel. Arkadaşlar geldik yatak odasına. Perdeler ışığı tamamen kapatıyor mu yoksa gün ışığını geçiriyor mu? Bu kanayan bir yara benim için. Niye? Ben hayatım hocam. Yine öykünün ağırlığını koyduğu yerdeyiz. Aynen. Blackout hep perdelerim vardı benim. İşte çünkü işim gereği. Tabii uyuman lazım. Aynen. Çok net. Bazen bir de geç geliyorsun. İşte bir konserden çıktık geldik salat gece 4. Attım zaten 3 saat sonra güneş doğuyor falan filan. Doğamasın ağzımın içine daha da güneş diyerek hani blackout perdeler. Şimdi yok onlar. Çünkü öykünüz güneş ışığı seviyor. Sunshine benim, ya. Aynen güneş ışığı. Peki. Şeye takıyorum ama uyku maskesi. Peki uyandığında pencereyi açtın. Aç. Karşında ne var? Ne görüyorsun? Park var. Oh ne güzel. Ha. Herkese nasip olmaz kardeşim. İstanbul'un parklarıyla ünlü bir yer değil. Aynen ama zaten bu da çok çok mütevazı bir park yani. Küçük küçük bir park yani. Çok tatlı. Çoluk çocuk sesleri. Yok. Hiç herkes köpeklerini dolaştırmak için gidiyor. Ay harikulade. Çok güzel. Bizim köpeğimiz de orada. Ne güzel ya. Parka bakıyor olmak çok güzel gerçekten. Bir yeşile bakıyor olmak en azından. Evet. Bir görece tabii yeşil. Yatak odasında televizyon var mı? Hayır. Bak bu bayağı şey bir soru. Benim çok merak ettiğim bir soru gelen konularla ilgili. Çok şey söylüyor çünkü o hayır, ama evle çünkü ilgili. Yatak odasında uyuman lazım. Yani o yatakta eğer işte televizyon izleme, yemek yeme gibi alışkanlıklar edinmeye başladığın anda uyku bozukluğuna çok daha öyle mi? Öyle çıkarıyorsun. Mi? Ha okey. Benim de çok pimpirik olduğum bir mesele o. Uyku. Uyumam lazım yani çünkü. Tabii ki. O yüzden hani Öykü de öyle, o da sevmiyor. O yüzden hani... Bir de şey ya, yani oraya tıkılıp kalmak da bütün hayatı oraya fixlemek. Yani yemeği yedim orada, televizyonu izledim orada. Yani depresif bir çağrışım zaten o da. Hiç kesinlikle katılıyorum. Yani. Kıyafet odanız var mı? Yoksa dolap yatak odasında mı derken bunun cevabını kıyafet almıştık zaten. Var. Çok zaman senin olmaz mı Can? Sadece senin bile vardır ya. Öykünün olmayabilir ha. Sadece senin olabilir yani. Peki başucumuzda neler var bakalım? Başucumuzda... gülünç. Benim şey var bir tane, cep telefonumla kulaklığımı şarj edebilen bir tane bir aparat. Güzel. Övgüde nefret ediyor ona tabii ki çünkü. çünkü öyle yani, kadınlar sevmiyor galiba. Teknolojik şey. Alet. Evet, yani teknolojik alet, hani bu diyor yayıntı diyor, bu diyor çirkin bir şey. Ben de farkındayım, bu çirkin bir yani
bakacak olursan çirkin bir tasarım ama kullanışlı, şerefsizlik çok kullanışlı yapmışlar. Evet. Ya ben şimdi kendimi niye cezalandırayım bu ucube diye benziyor diye. Peki mesela lamba filan. Lamba kitap, yani kitap, şey okuma var. Lambası var. Ay çok tatlı. Haşa o şarj şeyim var. İki tane de kitap olur. Başucumda. Çok iyi güzel. Başucu kitabı tam. Aynen. Bir tanesi pıtırcık. Ne, pıtırcık ne demek ya? Aa pıtırcık ya çocuk kitabı. Aa, aynen. O mu var hakikaten başucu? Çok seviyorum. Ay Cancım sen ne kadar güzel ruhlu bir çocuk çıktın ya hakikaten. Şimdi beni ne hoşlanmıyor. Pıtırcık oku ya. Pıtırcık. Yok küçük vampir abi ne demek bu pıtırcık? Küçük vampir ablam okurdu ben. Ay, küçük vampire aşıktım. Ben ablam da geberiyordu ona ama ben böyle o çok böyle vampirli falan bilemedim diye o kız korkmuştum. Kızım vampirinden ne bu kadar dişleri evet, vardı evet. Pencereni konardı. Ha? Rüdiger. Evet! Ulan Ece'nin hafızasına bakın arkadaşlar bu kadından korkulur. Gerçekten evet oydu adı doğru. Ay harika bir seridir. Geldik arkadaşlar nereye geldik biliyor musunuz? Biraz ferahlayalım dedik biraz artık açık hava. Evden bir çıt çıkmalı. Bahçe, balkon, teras. Bunlardan hangisi var? Balkonumuz var. Çok güzel. O zaman ona göre soruyoruz şimdi bu soruları. Aynen. Gün ışığı alıyor mu? Gün ışığı alıyor. Çok şey güzel. Var böyle. Hiçbir şeyin adını bilmemek. Dur söyle. Tente. Ha o zaman demek ki kapalı balkon değil bayağı açık. Açık balkon. Çok güzel. Peki bahçe mobilyası olarak neler kullanıyorsunuz orada? Bahçe mobilyası olarak orada bir outdoor mobilya olarak yani. Aynen. Şezlong? Hayır, şezlong değil onlar. Yani bunun gibi de değil ama. Hamak mı? Değil. Yani asılı değilsin ama materyal bu. Ha yani okey anladım. Böyle, tamam güzel anladım. Bunu bak buradan kes kanka tamam mı? Evet. Anladın mı? Hani o ve ayakları da var onun. Koçtaş'ın designerları bizi izliyorsa şu anda. Aynen intihar etmiş olabilirler. masa. Evet. Bir tane bench var. Güzel, çok severim. Çiçekler çok var. Ha bir de orada böyle bir oturma alanı var yani. Yemek yiyeyim, geldim, oturdum. Tabii. Müthiş. Yazın orada. Mum kullanıyor musunuz orada? Kullanıyoruz ya. Bayılırım. Bir tane böyle işte. Büyük, outdoor var değil mi? Bayılırım. Valla ben elimde olsa mum ışığında yaşarım. Peki, kışın da vakit geçiriyor musunuz orada? Çok kışın vakit geçmez orada. Evet, doğru. Geçmez çünkü yani. Bayağı donmalı. Zaman donar yani. Evet. Soğuk oluyor. Ama yazın. Yani baharda falan hani ay bir mis gibi oluyor. Ay bir hırkamı atıyorum sırtıma. Mis. Balkona bayılırım ya. Aynen. Bir laptopunu koy orada çıt çıt müziğin. Gündüz çalışıyor. Aynen. Gidip onu eline. Harika. Hani 2 saat sonra. Çok iyiymiş ya. Peki bahçecilikle uğraşıyor musunuz? Mesela atıyorum saksıların içine bir şey Ölkü ekme. Ölkü bayılıyor ben çiçek, anlamıyorum. Çiçek, fittoş. Aa süper. Yani çok seviyorum çiçek. Ama nasıl bakılır? Yani su dökmek dışında öyle bir ekspertisi. Daha ne hani, su kardeşim zaten. Çünkü bir şeyler yapılıyor. Bitkiye çok bile. Suyu dök bırak. Ha kafi diyorsun. Daha tamam. Ne olacak? Güneşini ver, suyunu ver, yürü git. Ben bahçıvanım o zaman. Tabii ki manyak da hepimiz öyleyiz lan şu an. Peki nasıl aydınlatıyorsunuz orayı? Mum dışında. Mesela tepeden. Bir tane mi? Yer lambası var. Harika. Tepe yakınca çok antipatik oluyor. Bence güzel de. Olmuyor. Yerden aydınlanıyor. Yerden aydınlanıyor. Bir de işte mumlar var mesela. Çok güzelmiş. Daha ne olsun. Arkadaşlar evin bu oda soruları bitti. Şimdi geldik antre yani genel sorularına. Canımızın çok merak ettiğimiz bakalım bir evle ilgili neler düşündüğünü merak ediyoruz. Sınırsız bir hobi odası yapma şansın var. Yine aynı programın başına döndük. Sınırsız para ve ya uçabildiğin kadar. Atıyorum mesela şunu yapabiliyorsun. Abi evime halı saha yaptırdım gibi düşün. Okay. O kadar yani. Ne yaptırırdın? Halı saha yaptırmazdım. Kesin. Aynen. Peki basket mi? Yo. O da değil. Güzel. Ne yani? Ha. Sınırsız ya hobi bu arada. Tamam, spora okay. Gitmeyelim yani. Ama öyle yapınca insan çok birden bir şey oldum. Bir tane bir kere bir stüdyo yaptık bir köşede. Değil mi? Tat. Ama böyle dört başı mamur yani değil mi? Tam teşekküllü bir stüdyo. Wow bir stüdyo. Albüm çıktı yani. Aynen. Kuyruklu piyanosu falan. Uy müthiş. Bir tane çok yapıyorum. Plak köşesi bir tane ama ay artık high tech yani. Artık Jimi Hendrix görse bu ne can der yani. Ne yaptın can filan hani wow, bu var mıydı filan. İnanılmaz çünkü bir de onun sonu yok ya o işin. Hani bu kabloyu 200 milyon dolara aldım falan. Uf. Neden kanka filan. Yani, uf. Onlar bir altın. İşin işte, artık şovundasın. Saçmalık Jay-Z yani. Jay-Z gibi yani altın anladın kaplama yaptırdım hani, ona. Hani basıyorsun ve Jay-Z gelip söylüyor. Filan gibi. Jay-Z diyor kanka sen ne yaptın bizi ezdin bitirdin aynen, bizi kanka aynen, diyor. Aynen bu kanka diyor bana. bu. Diyut mu diyor sana? Aynen. Ondan sonra onu da adı yaptık bitti o. O ya. Geldik çok ikircikli bir soruya. Evde oldu da Allah korusun. Hiçbirimizin başına böyle bir şey gelmesin. Ama mecbur kaldım birini öldürdüm.
Nereye saklarsın evde? Benim bu yani blogda en sevdiğim soru. Evde birini öldürdüm, nereye saklayayım? Misafir odasındaki dolaba saklayamam, orası doldu. Kardeşim artık burada kocu bir ceset var, boşalt odayı, bir zahmet oraya koy. Yorgan mı ceset mi can? Çok üzülürüm ama yani American Psycho'larım yani onu herhalde buzdolabına filan. Çünkü kokar. Çok iyi kokar. Anladın mı? Ne yapayım yani? Buzdolabı mükemmel. Hep yemeklerde bozuldu. Ne yapacaksın? Vallahi avokadolar, kıymalar hep bozuldu. Bir hafta dışarıda yersin. Can almışım ya. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Can almışım abi orada yarım kilo kıymanın bozulmasını da hesap. Aynen. Çiğ köfteyi iyi vereyim bir hafta. Bana da müstahak. Mükemmel peki. Artık evlerde kullanılmadığı için üzüldüğün bir şey var mı? Artık evlerde kullanılmadığı için. Örnek var mı? Biz buna ne demiştik ya? Çok güzel bir örnek bulmuştuk biz buna. Çekecek evet. Mesela antipatik karşılanır. Halbuki çok da lazım bir şeydir. Şu. Evet. Diyemezsin yani. Çek, kerata da derler ona. Kerata. Aynen. Ne? Çekecek mi? Ha gırgır. Ha gırgır. Gırgır hatırlayan var mı? Gırgırın moderni var ama bizde. Ha öyle mi? Elektrik süpürgesi mi? Aynen. Değil. Ha, değil. Gırgırın moderni. Elektrik süpürgesi. Elektrik süpürgesi zaten. Bu ama anladın mı? O gırgır hakikaten şu gır. Gır 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 demek suretiyle o bir şeyleri alırdı. Bir de onun artık prize taktığın daha 2020 versiyonları var. Basıyorsun düğmesine ve işte küçük süpürge gibi. Bence bir evin en temel ihtiyaçlarından biri el süpürgesi. Kesin. Gerçekten öyle. Kesin. Abi yere bir iki dakika kül düşüyor mesela, hadi koskoca elektrik süpürgesi mümkün çıkıyor falan. Korkunç bir şey aynen. Hangi saatlerde evde olmayı seviyorsun? Hangi abi, saatlerde? Beni şu saatlerde evimden çıkarmasalar keşke dediğin saat aralığı. Ha vay, tamam şimdi çok değişir. 11'den önce evden çıkmayı sevmiyorum. Güzel, sabah saatleri diyelim. 11.30'da falan çıkarım evden. Çünkü 9'da kalkıyorum zaten. İşte, ne güzel ya, erken mi uyanıyorsun bayağı? Tabii. Ay harika. İşte sporunu yaptın, kahvaltını ettin, işte falan filan her şeyini yaptın. Giyindim falan. 11 oldu saat zaten. Tamam. Azıcık daha evde durdum, 11.30'da çıktım. Bana ama işte 9'da şurada olmamız lazım falan dendiği zaman gerçekten bir... Ececiğim notunu aldın mı kardeşim? Burada biraz sana subliminal verildi. Biliyor biliyor. Hayır, ben de zaten hayatta olsam. Sana helal olsun diva ya. Müthiş. Peki evine asla almayacağım bir şey var mı? Evime asla almayacağım bir şey. Evime asla almam ben bunu. Evime bunu almam. Neyi almıyorum? Ne bileyim, vaşak almasın. Yani ne demek? Vaşak. Ben cevapta bunu aldım, tamam. Vaşak. Hani ay vaşak da alırsın hayvan. Bu arada. Aa, vaşakla uyuduğunu düşünsene, manyak. Vaşakla uyuduğumu. Tasmayla geziyorsun karşıdaki parkta vaşakla. Beni çok mu seviyor ama? Sana nasıl yakışır biliyor musun yani vaşak? Bana karşı vaşaklık sana bilinci asla var mı yani? Diyor senin yani. Canın, senin... Ben vaşağım. Evet. Bu abi de aynen. Hani benim sevdiğim kanka, bir abi body, diyor mu? Kanka, body, body. Sar papakla sen gibisin vaşakla. O zaman varım aynen mesela. Aynen öyle. Değil mi? O zaman her şey var. Bak, yumuş, böyle, aynen. Gece böyle sana. Tut filan yani şey. Sen deli misin? Kık yaptın. Wow. Laf atladı. Abi vaşak alınmaz mı ya? Bulsak da alsak kanki vaşağı. Şimdi çıkacağım ve arayacağım. Sen vaşak. Barınakta. Alalım notunu hakikaten, cana bir hediye edelim. Vaşağı hediye edelim yaşasın canım. Yaşasın be. Peki. Evle ilgili batıl inancın var mı? Evle ilgili batıl inancın... Evle ilgili yok. Evle yok. İlgili. Gerçekten. Merdivenin altından geçmem mesela. Gibi evet. Ama evde öyle bir durum yok yani. Evde ne olur? Ay her şey batıl inancın olsa... Buldum. Anneannem tük derdi. Halbuki çok büyük bir palavra bu. ayakkabılarını böyle... Ters, terliğin ters olması. Yamuk yumuk koyma. Çünkü kötü gözüküyor oğlum. Demezdi de. Neden? Derdi ki kavga çıkar. Ya kavga çıkar. Kavga çıkar derdi. O yüzden... Peki bıçağı elden ele alma. Aynı mantık onda da var. Ben de almam. Almam. Makası da almam. Aynen. Terlik ters ya, dönmez. Ya seni canını alabileceğim hiçbir... eşyayı, aleti elinden dam diye almam. Süper, aynen. Yatılı misafirimiz gelir mi? Çok. Ciddi mi soruyorsun? Oy müthiş ya, en sevdiğim ev şekli ya, benim. Aynen. Çok iyi, peki nerede kalıyorlar, nerede uyuyorlar? Misafir odasında. Misafir odasında. İnsan gibi oraya aynen. Onları İnsan ağırlıyoruz. Aynen. Ahır, İnşallah ben gelmem kalkıp ben yine salonda yatacağım çünkü. Ağıl var bir de yalnız. Çok iyi. Peki katı kuralların var mı evle ilgili? Aynen. Mesela ayakkabıyla girilmez gibi mesela hani. Yok. Attım ben örnek vermek için söyledim. Kat, evliliği katı kuralım. Ya da atıyorum abi yani hani gelen misafir yatak odasına girmesin hiç gibi. Şey Toma var bizim köpeğimiz. O mutfağa girmez. Yok öyle yani başka evde. Katı kuralın yok. Ay ha. Harika. Öykünün var mıdır? Oğlum vardır yok. Ya. Çünkü ikimiz de tertipli insanlarız çok. Hani bizim böyle hiç aman olmayacak eşya olmayacak yerde durmaz zaten.
Süper. O yüzden hani yazılı bir takım kurallar haline getirmeye gerek yok yani bunları. Ay ne güzel bir ev sahipliğidir ya. Bu gerçekten huzur dolu bir ev gibi geldi bana. Koleksiyon yapar mısın? Koleksiyon yapıyorum evet. Magic the Gathering diye bir kart oyunu var. Benim yıllardır oynadığım böyle nasıl bir şey strateji yok? Oyunu. Çok dünyanın en iyi oyunu. Bu Türkiye'de satılıyor mu? Var Türkiye'de de böyle bir 1200 kişi filanız. Milli takım falan var aynen. Ya peki içeriği ne oyunu? Merak ettim, çok severim çünkü board ve card game. Ne söyleyeyim sana? Bu böyle bir kart strateji oyunu. Karşı tarafta böyle bir savaş halindesin. 60 kartlık desteleriniz var ikinizin de. Ve o desteler her sene çıkan setlerle güncelleniyor falan filan. Çok oyunu takip etmen gerekiyor. Oo, bizlik işte yok kanka. Dünyanın en komplike oyunu seçildi aynı zamanda. Sen ciddi olamazsın. Aynen öyle. İnanılmaz bir Brainiac oyunu yani. Ve bunun işte ben Moskova'da, Barcelona'da, Paris'te falan turnuvalarına çok gittim. Can sen dalga geçiyorsun aynen, ya. Aynen ya, çok seviyorum. İnanılmaz bir saçmalık. Onun kartlarının işte eski kullanılmayan bir takım kartlarının koleksiyonunu yapıyorum. Peki evde oyun geceleri yapar mısınız? PlayStation'da çok, ondu bundu, İskambil'di, Kanasta'ydı falan. Çok yapıyoruz onları, çok seviyoruz. Ben de şahsen bayılırım, yaşasın. Peki evde Toma'nın en sevdiği oda neresi? Evde Toma'nın en sevdiği oda, en sevdiği yerler var onun. Hiç şeytanın aklına gelmeyecek. Cinsi ne cinsi? Cooker. Bir mesela hani nerede bu? Hani şey Waldo vardı ya, hatırlıyorum kitaptan bakardım da Where's Waldo? Evet. Bulamıyorsun herif falan. O da böyle öyle yerlere saklanıyor sürekli. Bir tane böyle perdenin altında bir yer var. Bir tane koltuğun gerçekten sadece Toma'nın sığabileceği, belki de sığamayacağı bir yeri var. Oraya giriyor falan filan. O çok seviyor böyle. Gerizekalı. Siz de ben uyuyor? Küçükken kutu çok severdi. Böyle atıyorum böyle bir ev eşyası alındı mesela, çamaşır makinesi falan. Onun kutusu, ben bunu at, ben bunu oynayayım. Ben. Sen kedi misin? Belki de. Gerçekten öyle. Aynen, çok kedi severdi. Sever kutuyu. Evet. Peki mesela yani Toma mesela hani uyurken yatak odasını almıyoruz. Tüy mü yoksa hani beraber tüy değil ya, durmuyor, bağırıyor. Yani almazsan çok, mı? Çok hayır şey aldığın zaman ha, o zaten okay. Ama çok şeye çok saygı gösteren bir insan. Privacy'ye aynen. Kenarda hemen akşam hadi gece hemen buradayım. Bir şey olursa falan. Çok iyi. Ama böyle herif yani kendileri var. Çok iyi. Aynen orada takılıyor. Çünkü bir ara bizim odamızda kaldığında hep hayvan çok uyanıyor. Silkiniyor. Böyle bir dandan oraya atlıyor, oraya zıplıyor falan. Bono'nun en hassas konusu uyku düzeni bozuldu. Ayarlar kaçtı. Bak şimdi. Hani bir de hani uyandırıyor. Göz göze geliyoruz. Şey oluyorum hani. Hakikaten mi ya diyorum. Yani hani yeri eşeliyor mesela. Geri zekalı. Aşağı mı ineceksin? Yani, ne yapacaksın? Yani? Parkeyi eşelemeye çalışıyor falan. Sırf gürültü. Tam böyle mesela kedinin kum dışında bir yere kakasını yaptığında orayı böyle yerle kapatma hali vardır ya. Aynen. Ay o yüzücülük gerçekten. Hadi bakalım. Çok hadi, devam. Hadi bakalım emeğine sağlık dediğimiz o kedilere. Peki depresyonu hangi odada geçirirsin evde? Depresyonu hangi odada geçirirsin? Depresyon? Ya depresyon dediğimiz tabii anladım, ki arkadaşlar medikal anlamında söylemiyoruz tabii ki bunu. Anladım. İşte blues. Abi, bir karar verdim. Rockstarsın kanka, giriyorsun. Aynen. Ne çıkıyorsun? Salon. Hemen şey ne o battaniye ay, bir tane. Müthiş. Salondaki koltuğun. Hemen yarım karımın yanı olur oradaki çıkırım. Ya sunshine ya. Aç bir tane film falan böyle izlersin. Ay acayip tatlısınız, sizi yerim. Peki meditasyon yapıyor musun? Tabii. Hangi odada yapıyorsun evde? Spor odamız var bir tane. Bütün o fiziksel aktiviteler orada oluyor. Çok güzel. Ay arkadaşlar var. İnanır mısınız ki bu bloğun da sonuna geldik. Kesinlikle bu çocuğa doyamadık. Keşke her bölüm bonumuz gelse. Şimdi son bir oyunla kapanıştan önce bir oyun yapacağız. Şimdi burada bu kutunun içinde arkadaşlar Koçtaş'tan gelen apır sapır neydi belirsiz ürünler var. Kullanırken inanılmaz faydalı ama dışarıdan baktığında saçma bir şey dediğimiz. Bunu anlatıyor dediğimiz. Aynen öyle. Şimdi bonumuza nabı göz bandını veriyoruz. İçinden bir şey seçecek ve ürünü tahmin etmeye çalışacak. Bakalım. Çok güzel. Aynen. Şimdi gel bakalım. Öyle bir şey mi? Aha, ben bir tane alıyorum. Evet, herhangi bir şeyi. Onu ben de bilmiyorum. bu kıyafet askısı. Buraya bir tane tişört astın. Buraya bir tane ceket astın falan gibi. Sana helal olsun. Güzel. Çünkü, ama bu kanka artık bu. Çok iyi. Bu tamam. İhtiyacın varsa kardeşim bunu sana giderken verebiliriz. Çok var bunlarda. Yani. Tamam güzel. Diğerine geçelim. Bundan bunu çok yok çabuk bildi sinir. Konvansiyonel alanı var yani. Bunu
bunun çok sinirimi bozdun, bunu hemen bildin, diğerine geç. Aynen. Tamam, ver onu, ver onu bana. Aynen. Güzel, aldım. Bu yanlış bir yerdeyim şu an. Aynen, pardon kardeşim. Kameraya oynarken seni unutmuşum kanka. Evet. Aha. Favorim geldi. Burada, favorim. Burada bir problem var. Var. bu böyle bir... Ha, bu, bunun burası da... Ha, bu da böyle. Ha. Lan ne ola ki bu? Bu lazım bir şey mi bu? Çok. Bazı evlerde çok. Size gelmez. Sizlik değil. Öyle diyeyim. İpucu bu. Allah Allah. Nasıl bir şey? Yuvarlak. Yuvarlak. Buradan ortası böyle boş. Tutuluyor bu demek ki. Ortası boş. Ortası boşsa hani... Hadi ben buna kahve koyayım. Ha. Çok tatsız. Olmadı. Aynen. Kahvelik değil. Tam diye gittik. Yiyecekle alakalı bir şey değil. Düz duruyor. Ha, tamam değil. Ha. Ha. Banyo mu? Banyo mu? Falan. Ha. Ha. Demek banyo ha? Bana da bakıyor maskesiyle. bu da böyle... klozet. Ay, tabii sen beni görmüyorsun kanka. Aynen öyle. Aynen. Evet. Ama ve çocuk için mi? Evet. Ay, oha lan, tamam. Bayağı iyi biliyor. Aynen. İnanılmaz. Hadi son bir ürün daha. Tamam be. Wow, tatsız bir şey geldi. Eyvah. Eyvah, tat kaçırdı. Bu bir şeyi temizlemek için kullanırsın. Yes, bunu. Evet. Aynen öyle. Ama neyi? Lavaboya falan mı sokarsın? Aa, çiçek mi? Ha, şişeymiş. Oha, ha, çok şişe. İyi. Aa, helal, güzel. Oha, şişeler bununla mı temizleniyor cidden? Abi koştaşa bakar mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Makul. Tamam, bu kadar yeterli diye düşünüyoruz. 3 tane ürünümüz. Cancım. Şunun tatlılarına ne diyorsun ya? Pepe'ye bakar mısın? Ya bak şimdi sen ya. Allah Allah. Şunun güzelliğine bak. Bunları kenara kaldırıyoruz. Bakalım diğer bölümlerde oyuncularımız, gelen konuklar neleri seçecek. İlk programımızda arkadaşlar Bonomo'muza teşekkür ediyoruz. Umarım sizin için de güzel geçmiştir. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.